Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve sesimden de ufaktan anlaşılacağı üzere hayvan gibi hastayım. Bu hastalığımın şu an ikinci günü ama kanalda sen 4 gündür, hatta bunu atarken 5 gündür video gelmediği için artık geberiyor da olsam mecburen video çekmem gerekiyor. Sorcerer's Tower'ın şeyi geldi, kulesi geldi. Hatta bir gün geçti üstünden, ben hiç yapamadım. Çünkü hastalığımın ilk günüydü. Hayvan gibiydi, daha da kötüydü. Geberiyorum şu ara, o yüzden çok şey olmadı, yapamadım. Şunları bu arada, questleri bir verelim de. Hala 25 göz. Aa, bunu almadık, doğru, evet. Buna ben almadım maalesef şeyi. Reptile'in etkinliği hala var görünüyor da. Siz derken belki gitmiş olur, bilmiyorum. Bu şey, point hesabına şey yapmadım, almadım. Gerçi şu an dediğim gibi bir tane daha hesap ayarlamaya çalışıyorum böyle kule hesapları için. Eğer onu başarabilmiş olursam, böyle kulelerin fatal'ları geldiğinde daha rahat olacağız. Sorcerer's Tower'ın benden önceden ekipmanı var mıydı bilmiyorum. Yoksa bok yedik. Varsa da biraz daha rahatlatır. Ki 2. savaşa fatal'da asla görebileceğimi sanmıyorum. Zor çünkü. Zor. Bu bendeki karakterlerle bir tık zor olacak gibi. Geçen gelen neydi? Cold War Tower'da mesela 120. savaşa geçemiyordum ben. O Shang Tsung'u katmışlardı. Köpek gibi can yeniliyordu. Yenilmiyordu abi. 120 miydi? 160 miydi? Hatırlamıyorum vallahi. 160 da olabilir. İkisinden birisiydi. Çok sıkıntılı bir yer vardı. Füze müze atıyordu böyle sürekli. Ya telefonun ekranını kırdırtacak bana. Sinirden öyle oluyordum. O yüzden şey oluyordu. Neyse, tamam, bunları da aldık. Uzatmayalım daha fazla. Şu Fatal'a ben gireyim. Daha belki bir şeyler daha vardı orada ama. Dur bakalım. 2300 ruh varmış lan bu hesapta. Şimdi karşıya hiç acımadan bu arada en güçlerimi çekeceğim. 10 quest mi? Allah kahretsin seni. Kenshi'yi niye quest'e katmışım ben? Onu bir çıkartayım, dur ya. Ulan yapacağım işim ben şimdi böyle içine sıçayım. Hangisiydi acaba? Kenshin ne oldu? Hangisiydi? Ben nereden bileceğim ki onun anasını satayım? Onu da söylemiyorlar herhalde ya. Ulan Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hangi quest'i onu bilsek? 3 tane quest yaptık. Şimdi hangisi o? Neyse, tamam, Kenshin'siz yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ay anasını ya. Neyse. Asla asla uğraşacağız bir de. Dur bakalım. Şimdi şöyle bir dur ya. Tanya'yı mı katsam? Valla Shao Kahn da olur ya. Outdoor takım yapalım da bari. Bunlara bile zehirleri söyle kullanırım ben. Ekipman olarak ne var bunlarda bilmiyorum. Onlara bir bakacağım. Onlarla bir önceki kulenin ekipmanları var da bu şeyde. Nivus'tan mıydı acaba? Biz nereden bulacağız ki bunları? Ben şu Shang Tsung'un şey kule Sorcerer's Tower ekipmanlarını ben bir bulayım, geleyim hemen. Aha buldum. Şuradaymış abi. Şu 3 tane var galiba, aynen. Bu 3'ü başka da ekipmanımız sanıyorsam Sorcerer's Tower için, aynen, yok. Lin Kuei Tower'a geçiyor ondan sonrasında. Sorcerer's Tower için bunlar varmış sadece. Yani en azından bunlar da işimizi görür bir miktar. Böyle bir katalım bakalım. Bir tane daha yüzümüz olsun. Aynen. Şuradaki ne? Nightmare Tower'muş bu. Şunu da takacağız. Bunu şeye takalım. Reptile'e takalım. Şöyle bir gel bakalım Reptile kardeş. Sana da bir tane ekipman takmış olalım. Nivus'tan bakıyoruz değil mi? Tamam. Neredeydi o? Ulan hangisiydi kardeş ya? Dur. Buydu, tamam. Bunu bir takalım. Diğerleri zaten çok da işimize yarayacak ekipmanlar değil. Başka da yok değil mi? Yok. Bok yedik demek bu birazcık ama. Yani olsun. Olduğu kadar idare edeceğiz bir şekilde. Zaten en başlar kolay oluyor. Kolay dedim yine 30.000 falan. 6. evrim gold karakterle başlamışlar. Yani kolayı bu oluyor. Fatal'ın zaten. Daha da bir şey beklememek gerek ama. Yani olduğu kadar. Oyun inşallah ilk maçtan da kasmaz. Geri zekalı gibi bazen öyle yapıyor. Yapma oğlum, hadi uğraştırma bizi. Gir çıkla. Bugün bu arada zor girdim ya oyuna. İnternet hatası veriyordu sürekli. Onu da bana yorumlarda soruyorsunuz. O yani kişiyle veya şeyle alakalı değil. Oyunla alakalı direkt. Herkes de olabilen bir şey. Ve o hani ben mobil veriden şeye geçiyorum genelde bende olduğu zaman. Wi-Fi'ye geçiyorum ya da Wi-Fi'den mobil veriye geçiyorum. Tam tersini deniyorum. O da olmasa gidiyorum modemi resetliyorum. Bu arada ufak bir takılma var. Maçı atalım da ben ondan sonra bir çıkayım gireyim. Geri zekalı yine takılıyor. Şöyle bir bakayım. Şöyle bir yapma. You suck. Kardeş sana ikinci yeteneğimizi biz bahşedelim. Sen şunu bir ağzına al. Ama uğraşmayalım hiç. Öl git. Aynen öyle. 55.000 güzel de vuruyor lan karakter. Bu outdoor takımı olduğu için fazla şey yapacağız. Zehirleri gerimizi kritik vuracağız. Bu çok güzel bir olay. Reptile işte bu yüzden önemli. Bakın reptile kullanmanın yollarından birisi bu. Yani illa 500 milyonuncu evrim bir karaktere ihtiyacınız yok. Orta evrimlilerde halledebilirsiniz. Altın bile olsa outlawed olması yeterli zaten. Hatta bronz bile olsa taşınmıyor. Sadece outlawed olması önemli reptile için. O yönden güzel. Tamam. Şimdi ben bir çıkayım geleyim, hemen 2 saniye geliyorum. Bu arada şunu da şimdi gördüm. Pride Celebration Pack diyor. Bunu bir
Alalım bakalım 25 şey bilmem neyi falan veriyormuş. Aktarmış olalım. Yani bok gibi şeyler veriyor birazcık ama olsun. Silver karakter bilmem neyi falan. Bunu video içerisinde açmış olmak istedim. Tabi bu yüzyıl içerisinde aynen. Sağ ol kardeşim, hepsine geçleyelim. Çıkan her şey full olacak zaten büyük. Aynen. 25 ruhumuzu da almış olduk. Siz de almayı unutmayın. Yeni bir güzel şey var mı? Pek var mı? Yok. Pek gelse belki açılım yaparız da nasıl satayım? Güzel pek vermiyorlar ya. Ulan eskiden ya en azından bir farklı bir pek getirin lan. Onu yaparlardı ya. Şimdi onu da yapmıyorlar anasını satayım. Ya tamam, madem yeni karakteri aldırtmıyorsunuz da şey yapın. Farklı bir pekleri getirtin de bari böyle. Ne bileyim, Spec Ops peklerden getirtin, böyle güçlü karakterlerden. Klasik peklerden getirin. Bir şeyler açalım yani. Hani onu da yapamıyoruz ya. Vallahi onu yapsak güzel olurdu da. Lan hasta hasta delirttiniz beni ya. Vallahi. Mevsim geçişlerinde böyle ben gerizekalı gibi bir hasta olurum mevsime girmeden önce. Ondan sonra atlatırım. Genelde 3 günde sürebiliyor, 10 günde sürebiliyor benim bu hastalık. Hatta 15 güne kadar sürmüşlü oluyor. Şu an ağır geçiriyorum bayağı, o yüzden kısa sürecek diye düşünüyorum. Genelde öyle oluyor çünkü hafif geçirdiğimde bayağı bir sarkıyor da ağır geçirdiğimde şey oluyor. Ne derler? Kısa sürüyor. Bakalım, zaten haftaya da finaller var. Yine düzenli video çok sürekli olarak atabileceğim, her gün atabileceğimi düşünmüyorum. 2 günde bir bile belki zor. Sınavlara çalışıyor olacağım belki gibi. Yani de ben cuma günü bu videoyu yüklemiş oluyorum. Pazartesi günü sınav, hatta cumartesi günü bile sınav var. Online sınav var. Pazartesi günü başlıyor. Haftaya pazara kadar sınavım olacak. Ama gene ben elimden geldiği kadarıyla yükleme yapmaya çalışacağım. Ki 19.000 olmak üzereyiz. 19.000'de eğer aklımdakini yapabilmiş olursam mükemmel bir çekiliş olacak. Çekilişi kendi adıma yapmayı da düşünmüyorum. Onu da açıklayacağım zaten size. Furkan'ın desteğini alabilirse eğer acayip güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. 19.000 çekilişi 20.000'den büyük olacak büyük ihtimalle, öyle söyleyeyim size. Ama kendi adıma olmayacak. Hiç fark etmiyor. Ama sizin kazanmanız olacak ki çok da güzel şeyler kazanacağınızı düşünüyorum. Hayvan gibi bir şey kazandırmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla koparmaya çalışacağım. Siz de böyle yorumlara bir şey yapın da böyle bir ufak bir böyle bir destek şeyi atın. Furkan köpeği görsün de gaza gelsin var ya. Böyle bir al lan. Sana da vereyim şöyle bir. Ben oturduğum yerden terliyorum ya. Valla yaz geldi ha. Vallahi yaz geldi. Ankara'da bile terliyorsak sıçtık anasını satayım. Böyle bir al oğlum. Tamam. Paramparça edelim bir seni. Heh. Ay. Güzel. Burayı da hallettik. İkinci savaştayız değil mi daha lan? Ulan bayağı da savaş atacağız. Bayağı anasını satayım ya. Weapon verdi. Takeda'nın şeyini 8. el mi yapmışız? Bir boka yaramıyor bu. Yani Takeda da belki bir işe yarar ama. Maalesef. Block Breaker olmayan ekipmanı ben çok fazla kullanmıyorum. Yani çok lazım Block Breaker. Öbür türlü bloklarını kıramadığınız zaman sıçıyorsunuz. Çok ağır sıçıyorsunuz. Dark Magic geldi bu arada. Önemli değil ama. Kulede yapabileceğiniz en mantıklı şey ekipman düşürmek ki bu Sorcerer's Tower için artık geçti bile diyebilirim. Çünkü Fatal Kule'den ekipman düşürmek gerçekten zor. Epic ekipman belki düşer hatta. Belki değil. Bir kere bitirebilirseniz falan büyük ihtimalle atmış olur ama. Normal kuleden ekipman, kule ekipmanı daha çok düşüyor. Epic olarak değil, kule ekipmanı. Sade bu noun ekipmanlar var ya, unknown ekipmanlar falan. Onlardan daha çok şey çok düşüyor. Böyle bir al kankacığım. Tamam, sen böyle bir vuralım bakalım. Gayet iyi. Böyle bir geçeyim ben. Şaokan'a yalnız bayağı da bir zehirden şey yemişiz ha. Dark Magic'ten bayağı bir damage yemişiz. Damage. Değil ya. Yani. La konuşmayı da unuttum. Al bir kanka. Tamam. İyi de vurduk lan. Bu şeye otomatik savaşta eğer yaptırtabilirsem, kazanabilirse otomatik savaşı yaptırtacağım. Otomatik savaşta yaptırtamazsam hasta olduğum günlerde yapmam. Sınav varken de boş zamanımda belki yaparım, bilmiyorum. Yani kule de anasını satayım, güzel bir zamana denk gelen hiçbir kule olmadı benim şu hayatımda ya. Vallahi rahat rahat yapabildim. Ama şöyle bir olay var. Ben kurbandan sonra, kurban bayramından sonra, yani Temmuz'un 10'una falan denk geliyor. Ben bir ay sonrası için konuşuyorum. 2 ay falan tamamen YouTube'a adamış olacağım kendimi. Yazın en azından. Çok çalışabiliyor olacağım. Çok çalışıyor olacağım. Bakalım. Eğer o ara böyle kule mule gelirse paramparça ederiz diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa tabii ki. Dediğimde başarabilmiş olursam öyle yapacağım. Zaten benim staj da bu sene başlamıyor. Seneye başlıyor. Staj olmadığı için de bu sene biraz daha rahat olacak diyebilirim. Yani hayatımın en özgür senesi mi olacak? Aynı zamanda çalışmış da oluyorum. Bir yandan iş benim için artık mecburen iş haline geldi.
Vergisine kadar artık kesintisi yapılıyor zaten. YouTube'a bile vergi kattılar, vay anasını avradın ya. Ulan ne kadar garip bir olay valla. Şöyle bir al kankacım, sana böyle bir vuralım. 94 güne de yapıştırdık suratına. Çok iyi. Hadi bakalım. Devam edelim. Güzel. Güzel. Şimdi ne veriyorsun bize? 3100 coins. Yani hani bok baktığınız zaman ama yapacak bir şey yok. Yani kaçıncı savaştayız lan bu arada? Daha 5'te miyiz ya? 5'e yeni mi geçiyoruz? 6'dayız. Tamam, şöyle bir 50 ruh ver bakalım. Bunu böyle böyle bir ben yaptırtmaya çalışayım. Hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışalım. Ne kadar hızlı olur orasını bilmiyorum ama deneyeceğiz tabi. Olduğu kadar diyelim. Yapsın otomatikman. Ya otomatikman değil de kafam farklı şey gitti. Bak, bildiğiniz şu an beynim kontrol ettirtmiyor. Hasta olduğum için geç düşünüyorum. Daha doğrusu düşündüğüm şeye geç tepki veriyorum. Söylemeden önce tepki veremiyorum. Yaptıktan sonra oluyor. Tepki veriyorum ve salak bir durum oluştu. Otomatik avda inşallah yapabilir diye düşünüyorum beynim. ondan sonra söyledim onu niyeyse kendim filtreden geçirmeden yani. Lan ne kadar garip bir durum. Kanka ne şey yaptın, uyuz ettin ya. Bırak artık da azıcık da ben vurayım kardeş. Şöyle bir al. Tamam. Bitti ya, bitti. Bitti gitti bak. Oh. Rahatladın anasını satayım. Sen de şöyle bir kritikten ye bakalım. Oh oğluma ha. Heh. Aferin ya, işte böyle. Aynen böyle takılmayacaksınız. Buraya da geldiğine göre artık benim ruh eriyecek hesaptaki. Yani. Ona da aha güzel. Vallahi çok güzel. Lan ekipman düştü. Bayağı iyi. Fatal'dan normalde çok kolay düşmüyordu ya. Ben 40 savaş falan yaptığımda hiç ekipman düşürememiştim. Bir öncekinde neydi o? Whisper mıydı? Neydi lan o? Wind. Elder Wind. Elder Wind'de düşürememiştim. Yani. Onda aynen çok az ekipman düşmüştü. Üzmüştü o durum beni ya. Elder Wind'in Fatal da gelmiş değil mi? Fatal'ı hatırlamıyorum. Geldiydi galiba da. Geldi mi lan? Vallahi hatırlamıyorum ya. Onu idrak edemedim. Şu an beynim izin vermiyor o hafızaya ulaşmama. Hatıraya şeye ulaşmama. Ok gibi kaldım resmen şu an. Lan ne kadar altmış hasta olmak ya. 150 bin oldu bu arada canımız. Güzel. 190 binlerde bir şeydi. Ekipman geliştikçe biz hayvan gibi gelişiyoruz. Keşke birini yeteneğim atmasaydım ama. Al bakalım kankacım. Tamam. Böyle bir zehiri de koyduk, zaten yarı can alıyoruz ya bir şey yapmaya, ama zehirlendi elde az diyor ya. Yani kritik dirençli bilmiyorum da ya, bu da zehirlendi ama yemiyor, kritik yemiyor. Allah Allah, şey olabilir, bu şeyin pasif olabilir, Kenshin'in pasif olabilir. Kritik vuruş engelleyen bir pasif vardı da o muydu hatırlamıyorum, Kenshin'in hatırlamıyorum. Yani kanka ekipman ver bize ya, vallahi ekipman boş ver bunlar yani. Ekipman atla bari şu kuleyi 100. savaşa getirelim ya. Yani eğer yenebilirsem kendim 200'e kadar gitmeye çalışırım. Çok zor ama. Bayağı zor. Zaten 160'a falan kadar gelene kadar, 120'ye 160'a gelene kadar herhalde iyileşmiş olurum. Emin değilim ama. Günde 30 savaş yapıyorsan 4 savaşa 120'ye gelsek 4 güne. Yani hani iyileşiyor muyum? Neredeyse bitmiş oluyor hastalık. Bu sefer de final başlamış oluyor. Final sınavlarım. Finalden sonra bütünlemeler... Ben büyük ihtimalle bütünlemeye kalırım bu arada. Ama gene finale bilmiyorum, çok çalışacağımı düşünmüyorum. Yani tüm derslere çalışmayacağım. Çok dersim var benim. 11 tane ders alıyorum ben şu an. Ortalamam ilk dönem üstünde olduğu için kredi şeyim oluştu. Normalde 30 kredilik ders alabiliyorsunuz. Kredi sistemi nedir? Hemen anlatayım size. Üniversiteyi merak edenler falan varsa diye. Hem sohbette geçmiş olur. Bir ders mesela 3 kredi falan oluyor ortalama üniversitede. 6 kredilik dersler de var. Alan dersleri bazen daha yüksek olabiliyor ama genelde 3 kredi. Kredilikler de var. Böyle şey yapıyorlar. Kalkanın şeyi bu arada çok geç geldi, fark ettiniz mi? Lag'lı geldi. Normalde bir öğrencinin 30 kredilik hakkı var ama 3 ortalamanın üstüne çıkabilirse bu 30 kredilik hak 52 krediye çıkıyor. Neredeyse 2 katına. O yüzden ben de ilk dönem üstündeydi ortalamam. Bu dönem 2'nin altına düşecek. Nasıl bir sıçtıysam artık. Çalışmıyorum bu dönem. Bok gibi geçti çünkü hayatım birazcık sıkıntıydı. Çalışmak istemedim bildiğin, üniversiteyi saldım da seneye halledeceğim onu. 11 ders aldım o yüzden ben de. Yani ortalama 3 ile 6 kredi arasında düşünecek olursanız yine yaklaşık bir 46 kredilik falan ders aldım herhalde, hatırlamıyorum. Öyle bir şey almış olmam lazım. Tamamen de dolduramadım zaten. Yetmedi. Seçmeli ders almam gerekti, onu almak istemedim. Öyle gereksiz bilgiler vereyim dedim size. Sıkıcı hayatlarımızı birazcık daha sıkıcı hale getireyim istedim. Böyle bir al bakalım. Oğlum bu arada güneş ne kadar sıkıntı ya. Ankara'nın güneş Adana'nınkinden sıkıntı ha. Nem olmayınca kuru kuru vuruyor. Yani otobüste böyle giderken yüzüm
bir tarafa böyle şey oluyor. Two Face vardı ya şeydeki, Batman'deki. Bir tarafı ona dönüşüyor böyle. Yani Two Face'de merak bilmeyenler varsa Google'a yazarsalar görürler. İki surat, çift surat diye mi geçiyor? İki yüz mü diye geçiyor? Ne diye geçiyor onu? Türkçe ne diye geçirmişler onu? Yaralı Scarface değildi herhalde. Yaralı yüz müydü ya? Scarface ayrıydı. Şimdi de vallahi hatırlamıyorum ne diye geçtiğini. Yani ama aratıp bulabilirsiniz. Anlarsınız oradan. Niye böyle boş yapıyorum bilmiyorum. Canım bayağı boş yapmak çekti. Hastayım ya. Hiç tutmuyorum bu kafamdakileri gümbür gümbür. Söylüyorum anasını satayım. Aynen. Videoyu bugün yüklemiş olacağım. Yarın tahminim Cemre Tader'e de bir tane video gelmiş olacak ama o hastalık döneminden önce çektiğim video. GTA San Andreas çekiyordum da yarıda kaldı anasını satayım. Vallahi yarıda kaldı. Onu bitiremedim videoyu. Görev çok uzun sürdü. Git gel git gel yaparken sadece 40 dakika falan git geller sürdü oyunda. O videodan 40 dakika. 40 dakikada git gellere sürdü. 80 dakika. O yüzden bitiremedim. Onu da bitirirsem yakında yüklemesini yapmış olacağım yani. Bakalım. God of Fight serisi de bu arada gelecek. Şu hastalığı ve finali bir atlatayım. İnşallah çok güzel seri yüklemeler yapacağım. Bakalım. Ne yapacağız? Şöyle bir al bakalım kankacım. Gayet güzel. 10. savaşı bitirdik bu arada. 11. savaşa gideceğiz. İnşallah bir kule ekipmanı verir. Boss veriyor mu? Yok, burada boss vermiyor. 20 diye gidiyor değil mi? Ah vallahi bir tane daha ekipman ver. Çok güzelsin be oğlum. Çok güzel. %24 hasar aldık. %48 şey. Can. Bayağı iyi. Şu an canımız 200 binlerde bir şeydi. 200 bin bilmem neydi. 210 bine gelir galiba o. Yani. Bakalım. İnşallah gelmiş olur. Böyle bir. Yani. Farklı bir ekipman çıkarsa eğer Kano'ya takmak istiyorum ama çıkartamadık anasını satayım. İnşallah çıkartabiliriz de takarız. Öyle istiyorum. Umarım takarız yani. Ekipmanları da maksimum evrime getirebilirsem çok güzel olur ki çok zor bu durum. İnşallah getirebiliriz bakalım. Poisonous Toxic Bomb dedi bu arada. Galiba zehirlemeyeceğiz ama zehir maalesef yatamayacaksın bana oyuncum. Zehire karşı tüm karakterlerin dirençli. O yüzden bok gidiyoruz oyuna. Ve devam ediyoruz. Poison immune bakın atamadı gördünüz mü? Üstünde şey zehire karşı dayanıklı yazdı önce. Yani. Kaukan'ı şey yine geç mi geliyor? Evet laglı geliyor. Bu salak bir sorun olur. Mesela bir şey. Bak hani bu açığı çözmeleri gerekiyor. Çok geç geliyor. Bu kadar geç gelmezdi eskiden. Giriş çıkışa direkt tak diye koyardı. Tamam kankacım uzatma istersen. Şöyle. Bu arada canı kaçtı Kano'nun göremedik yani. Çok da sıkıntı. Yani. Kano'ya mı ekipman geldi onu da bilmiyorum ama Kano'ya geldi büyük ihtimalle. İşte Reptar'ınki biraz daha farklıydı. Yani. Devam edelim bakalım. Hadi bir ekipman daha oğlum. Ah yok vermedi. Bu arada 5 savaşta bir eğer ekipman düşürebilirsek mükemmel ötesi olur. Bayağı iyi olur. Umarım da düşürebiliriz. Sorcerer's Tower'ı ben normalini bitirmedim. Birkaç savaş yapıp bırakmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu zaten çok önce, bir sene önce falan geldi galiba. Öyle, çok oldu diye. En son Cold War Tower'ı veriyorlardı. Bu savaş, Rus arasındaki savaş şeyiyle, nedeniyle kaldırmışlardı onu. Mantıklı bir hareketti. Yani hani bilmiyorum şimdi bundan sonra hangi kule gelir orasını bilmiyorum da şey gelebilir ya. Linkway Tower falan gelebilir. Oha 30 bin vurduk bu arada. Canımız 223 bin oldu. Çok güzel. Çok güzel. Hasarımız falan da bayağı bir arttı zaten. Kano bu yönden hayvan. Çok fazla hasar çıkartabiliyor. Tank da aynı zamanda seviyorum o yüzden. Bu karakteri ben altınla aldım mesela Diamond olmasına rağmen. Yok öncesinden altınla satılıyordu. Çok büyük bir kar aslında baktığınızda ya. Yani bir de 999 bin altına alıyordu. 10. evrim yapıyordunuz. Hatta yok 1 milyon 100 bin işte. 1 milyon 100 bin 10. evrim olmuş oluyordu. Coins'e. Coins bir de yani. Acayip iyi ama eskiden coins kasmak bu denli kolay değildi. Sadece challenge'dan alabiliyordunuz. Challenge'ın da bu elder kısmı yoktu. Hard kısmı vardı sadece. O yüzden bir tık daha zordu. Battle modu bitirdiğinizde falan. Yani kulede böyle çok sık gelmezdi. Kule gelmezdi hatta. Kule sistemini çok sonra yaptılar. Öncesinde ne vardı? Shao Kahn Tower vardı. Reptile vardı ve Battle modu zaten saymıyorum. Faction Wars vardı. Bu üçü vardı. Sonrasında Survival modu eklediler. İşte kuleler geldi falan. Öyle yani. Farklı farklı şeyler daha yeni yeni geliyor. İnşallah bir sistem daha getirirler bu arada. Bu kadar yetersiz aslına bakarsanız. Daha iyi sistemlerin gelmesi gerekiyor. Böyle bir vuruyor tamamen. Kritik vursam iyiydi ama da vuramadı sana kritik. Yani cripple atıyoruz sürekli. Bu da güzel. Böyle bir al bakalım.
Vurdum mu? Tamam. Triple yer çok önemli değil. Yani şeyi değiştirmiyor. Skill hasarı da çok demiyor denemize. Ben biraz güçlü durumdayız. Böyle bir al bakalım. Daha ilk savaşlar olduğu için bile. Sonrasında değişecek tabi. Bunlar da bir zehirlenmedi ha. Valla. Yani çok az zehir yediler. Kanamayı da dayanmışız bu arada gayet güzel. Büyük ihtimalle Talonslar'dan geliyor. Kule Talonslar'ını da gösteremeyecektim de. Maalesef yendik hızlı bir şekilde. Böyle devam edeyim. Kule Talonslar'ımı göstereceğim ben size yine. Onu görmüş olacaksınız. Bunları yaptığınızda birazcık tanklaşıyorsunuz. Karakterleriniz dayanmaya başlıyor. Daha iyi oluyor. Enerjim düşükse bu arada kusura bakmayın. Dediğim gibi çok hastayım. Ama video çekmek istedim. Ne olursa olsun. O yüzden çarpamadım. Çok şu an modumda değilim. Fazla modumda değilim. Yani sadece videoyu çekmeye çalışıyorum. İnanın öyle onunla uğraşıyorum. Bakalım onu da inşallah bitireceğim. Ölmeden bitirirsem güzel olacak. Burnum hayvan gibi akıyor şu anda. Böyle duyduğunuz üzere öküz gibi. Şey yapamıyorum. Yani nefes alamıyorum anasını durumundan. Klasik örmek gelmiş karşıya. Yani çok da bir hasar çıkartmıyor artık. Eskisi gibi güçlü değil. Örmekçilerimiz. Böyle bir al bakalım. 200 bin cana bile %1 vuramıyor neredeyse. Full dedik canımız zaten. Gibi. Yani birinci yeteneğiyle bunun can çekme ihtimali var. Yani, bayağı bir güzel olay. Bir de al kanka. Aynen bak yine full dedik mi? Tak. Aynen yine full dedik. Yani. Çok da bir şey yapamıyorlar ya. Çok rahat öldürüyoruz abi. Böyle bir vursam 69'dan 35'e. Ulan öldürdün lan. Hayvan ya. Allah kahretsin. Yine Talons'ı göstermeyeyim. Bir sonraki maça göstereyim. Unuttum daldım ya. Hadi bakayım. Devam. Ne geldi? Coins geldi. Yani iyi değil. Coins vermesin ya. En azından bir boktan ekipmanlar bir olsa bronz geliştirmesi ver. Coins verme abi ya. Vallahi coins verme. Coins tavrı ne yapalım biz ya. Yani şu kuleyi zaten bu şey yapabilen insanlar 7. evrim gold karakteri yenen insan bence gold'a altına coins artık konuşayım ihtiyaç duymaz. Yani regeneration var bu arada. Slasher Jason Voorhees'le bayağı bir uğraşacağız. Gibi uğraştıracak bizi. Hayırlısı bakayım. Ulan terledim bu arada valla şeyden terledim ama ya büyük ihtimalle hasta olduğum için terliyorum diye tahmin ediyorum. Termostatımı büyük ihtimalle kontrol edemiyor. Şöyle bir talent'ı göstermiş olayım size. Yani benim kullandığım gerçi şu an hasar odaklıya geçmişim ben. Yine de şey ama güzel. Bunun farklı versiyonları da var. Defansa da full de şu an. Normalde support kısmından gidiyorsunuz. Warlock Spells'ten falan mı yiyordunuz? Yok şuradan bakın. Şu ikisini fulllemeniz. Nerede o? Combat Veteran değil de Meditation mıydı? Nerede lan o? Defansta mıydı ya? Defansta olması lazım. Şu önemli olanlar. Şu önemli. Power Drain bir yandan önem taşıyor. Bak şu bayağı bir önemli. Damage Overtime'de ve Frostbite'i bayağı kısıyorsunuz. Revenant'tan değil bir kısımdan daha vardı ama normalde Bear değil Hawk Stance'e vereceksiniz. Ben Bear'e vermişim de siz şuna vermelisiniz. Hawk Stance'e verdiğinizde debufflara karşı dayanıklı hale geliyorsunuz ki bunlarda neredeyse her şey. Oyundaki o kanamalar şeyler falan. Hepsi debufflar. Önemli. Şu an ben saldırı modundayım. Onu şey yaptıkça savaş ilerletiye değiştiririm. Yani eğer zorlanıyorsanız kesinlikle şey yapabilirsiniz. Bir önceki kule savaşlarıma bakarsanız yani o yaptığım tenası görebilirsiniz ki bu ihtimalle bende burada kayıtlıdır. Bir bakayım yine de. Burayı savaşı bitirelim mi? Tenaslara bir gideyim ben. Bu arada zehirlendi. Can yenilemesi çok az olacak. Yani bakayım. Yani çok az şey yaptı ama maalesef zehirden kurtuldu. Ölüp kalktığı için. Böyle var. Bir daha öldü kalktı. Şunu da attım herhalde ölürsün artık. Yani her seferinde daha az canına kalkıyor zaten. Şöyle bir al kanka. Aynen. Yendik. Yani bitti gitti. Talents'a bir gideyim. Bir çifte talents'ımı da göstermiş olayım size. Kule için hangisini kullanacağınızı bilirsiniz eğer. En azından kodumuz da çift olsun. Böyle verelim. Yani 15. savaşı bitirdik değil mi? Büyük ihtimalle bitirdik. Normalde kule savaşlarını ben teker teker çekmeyi seviyorum. Yan kanal atmayı seviyorum onları ama ben hastayım o yüzden otomatik savaşa bırakacağım. Savaşta falan büyük ihtimalle açmış olurum. Zaten kulede çok şey yapmayacak. Nerede mesela? Buradan bir kule için diye yazmışım bakın ben buraya mesela. Kule için kullandığım şunlar. Bakın göstereyim size de göstermiş olayım. Bu da aslında önemli de ben şunu bilerek kıstım. Çünkü son kısmı tamamlayamıyorum. Niye öyle olduğunu bilmiyorum. Burada kaç tane? 105 mi var? Burada fazla varmış ha. Vallahi garipmiş. Şöyle göstereyim. Teamwork'u falan fulluyoruz.
Bunlar önemli. Normalde o stance'i de fullememiz gerekiyor ama fullemedim ben. Center'dan falan da verdim. Offense'e vermiş miyim ya? Vermemişim. Allah Allah. Bura biraz az kalmış ha. Valla. Biraz neye fazla vermişim diyeceğim ya. O bir şeyle fazla vermemişim ama. Allah Allah. Garip ya. 5 değil mi? 105. 5 tane var. Normalde 101 oluyor. Valla bilmiyorum, mantığını anlamadım da neyse, siz buradan yapmanız gerekenler çoğunlukla bu center da bu arada önemli. Harcadığınız şeyleri falan geri aktarabiliyor size şeyleri. Power Direct karakter kullanıyorsanız burası bayağı önemli ki ileride bununla ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir şey yaparsam eğer. Eksi 4 nasıl oluyor bu arada? Yukarıda eksi 4 var, gördünüz değil mi onu? Yani acayip. Eksi 4'e nasıl giriyorum onu bilmiyorum ama. Garip, bilmiyorum, anlamadım, mantığını çözmedi onu. Neyse. Hadi bakalım. Onun sıfır olması gerekmiyor mu? Eksi 4 nasıl oluyor ya? Bilmiyorum. Anlamadım ama. Artık geri çıkarsan kardeşim bu yıl içerisinde gerçekten güzel olacak. Yani ne oldu, dondu mu ya? Dondu herhalde bu. Oyun kendi kendine bazen bunu yapıyor. Neyse. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.